Arkadaşlar dediğimiz gibi bir öğretici metinler metinlerin yazılış amacı. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar öğretici metinler bir öğretme amacıyla yazılır. Yani bilgilendirme, tanıtma, açıklama, okuyucuyu yönlendirme amaçlarıyla yazılır. Dolayısıyla arkadaşlar öğretici metinlerin yazılış amacı dilin hangi işlevde kullanılacağını da belirler. Demek ki öğretici metinlerde dil hangi işlevde kullanılır? Doğal olarak göndergesel işlevde kullanılır. Göndergesel işlev neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Bir iletiyi, mesajı doğrudan okuruna iletmeyi, aktarmayı hedefleyen işlev idi. Sevgili arkadaşlar, öğretici metinler dili nasıl kullanır? Öğretici metinlerin dili bir kere sanatsal metinlerden tamamen farklı. Nasıl bir farklılık var? Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Yani bir öğretici metin okuduğunuz zaman herkes aynı iletiyi anlar. Yorum yapmanıza anlatıcı, yazar müsaade etmez. Demek ki sözcüklerin gerçek anlamlarıyla kullanılması okuyucunun yorum yapmasını engeller. Dolayısıyla öğretici metinlerde dil ya da anlatım nesnel özellik gösterir. Peki öğretici olmayan metnin dili nasıl? Örneğin roman, örneğin şiir, örneğin hikaye. Arkadaşlar o tür metinlerin amacı okuyucuda hayranlık duygusu uyandırmak olduğu için, okuyanda estetik bir zevk uyandırmak olduğu için, amaç öğretmek olmadığı için dil de gerçek anlamıyla değil, yan, mecaz anlamıyla kullanılır. Yani sanatsal metinlerde dil daha çok çağrışımlı anlamlarıyla kullanılır. O yüzden de her okuyan kendince yorum yapabilme şansına sahiptir. Hatta bir öğretici metin ne kadar okuyucunun yorum yapmasını önleyebiliyorsa, farklı farklı fikirler çıkmasını engelleyebiliyorsa dili o kadar başarılı demektir. Tam tersine sanatsal metinlerde okuyucunun ne kadar yorum yapmasını sağlayabiliyorsa, ne kadar kendinden bir şeyler katmasını sağlayabiliyorsa, yani adeta o metne kendisini kaptırmasını sağlayabiliyorsa o kadar iyi bir metin demektir. Demek ki öğretici metinlerde sözcükler temel ve gerçek anlamıyla kullanılır. Kesinlikle yan ve mecaz anlam kullanılmaz. Onu da not alalım arkadaşlar. Sözcükler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılmaz. Yalnız burada bir noktayı hatırlatalım. Dil nesnel kullanılır dedik. Şimdi öğretici metinlerin bazıları bireyin kendi hayatı ekseninde gelişenler var. Örneğin hatıra, örneğin gezi, örneğin mektup. Yalnız işte bu türlerde dil ister istemez öznel olabilir. Bunda bir sakınca yoktur. O halde öğretici metinlere baktığımız zaman
iki ana kola ayrıldığını görebiliyoruz. Örneğin dediğimiz gibi hatıra, gezi, mektup, günlük gibi öğretici metinlerde dil biraz daha öznel olabilir. Gerçek anlamının dışına çıkabilir. Ama amacı tamamen öğretmek, açıklamak olan, bir iletiyi okuyucuya aktarmak olan, örneğin makalede, örneğin fıkrada, örneğin eleştiri yazılarında, hatta bilimsel metinlerde, tarihi metinlerde dil, arkadaşlar, nesnel olmak zorundadır. Bu metinlerde herkes aynı iletiyi almalıdır. Hatta burada bir deneme türü var. Denemenin ötekilerden ayırt edici en önemli özelliği dilin şiirsel bir özellik göstermesidir. Okuyucuyu estetik olarak ne kadar etkilerse, yan ve mecaz anlamlarıyla ne kadar kullanılırsa o kadar başarılı bir üslup yakalamış olur.